Gençler, gençler, canımın içleri, canımın içleri. Bak, şu duruma düşürmeyin. Şöyle anlaşılır. CHP'de bu kadar önemli bir konuşmada siz genel başkan adayını konuşturmazsanız sanırlar ki Kemal Bey bir şeyi eksik yaptı da siz kapatıyorsunuz. Yapmayın. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil. Sakin olun. Biz hepinizi seviyoruz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, Adana'dan gelen kardeşlerimiz gece 2'de geldiler. Çok yoruldular. Bir kuvvetli alkış alalım. Bir kuvvetli alkış. Zeydan abi, Zeydan başkanım. Hadi bir talimatına bakar, bir talimatına. Zeydan abi bir talimatına bakar. Bravo. Hadi Zeydan abi. Sen söylersen olur be. Zeydan abi hadi. Beni dinlemiyorlar, seni dinlerler. Hadi bakalım. Başkanım. Özgür Başkanım bir saniye. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz geri alalım. Oradan bağırabilirsiniz lütfen. Hadi güvenlik arkadaşlar biraz yardımcı olun. Şu kameranın arkasına doğru, aynı şekilde burada. Değerli arkadaşlar aynı şekilde burada lütfen bir 10 adım geri gitseniz, bakın kurultay delegelerimiz izleyemiyor. Arkadaşlar lütfen geri, bakın hala duruyorsunuz. Lütfen geri gidin arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geriye, basını öne alabiliriz. Siz biraz geriye lütfen. Sevgili arkadaşlarım, sevgili gençler, bir 5-10 adım geriye, lütfen. Hadi arkadaşlar. Aynı şekilde orayı da geri alıyorum. Hadi biraz arkaya lütfen. Sevgili gençler. Tamam. Değerli delegelerimiz, sona yaklaşırken bütün örgütümüzü gezdiğimizde, dolaştığımızda gördüğümüz, üzerinde çok konuştuğumuz bir husus var. O hususlardan en önemlisi örgütün madden ve manen yalnız bırakılmış olması. 2014 yılının alınan tüzük kararı gereğince partinin aldığı hazine yardımının %40'ının örgütlere yollanması gerekiyor. Bu para yollanıyor mu? Yollanıyor. Ama 2014 yılından beri aynı para yollanıyor. 2014'ten beri örgüte yollanması gereken paraya kaynak, hazine yardımı 9,5 kat artmış olmasına rağmen örgüte aynı TL yollanıyor. O gün dolar 3 lira 70 kuruşmuş. Bugün 30 lira olmuş. Ama Posof'taki çayı demlemek için alınan tüp 16 kat artmış. Aynı para geliyor. O yüzden benim genel başkanlığımda önümüzdeki hafta MYK'da alınacak karar fiyatın güncellenmesidir. Gelen paranın %40'ı, tam 9 katı örgütlere yollanacak. Söz veriyoruz. Ayrıca ben bugüne kadar 81 ilde sayısız ilçeye gittim. burada, bu alanda tam 367 ilçe başkanı var. Tahminime göre 320'sinin ilçesine gittim. İçlerinden bir kişi çıkıp da şunu söyleyemez: Özgür Özel ilçeme geldi, ilime geldi ama ilçeye, ile uğramadan buradan ayrıldı. Diyoruz ya, baba evidir diye. Ben size ilinize geldiğinde, ilçenize geldiğinde, çalışmalara başlamadan önce hepinizin adına ilçe başkanının, il başkanının bir bardak çayını içecek. Çalışma bittikten sonra yorgunluk kahvesini içecek. Bunu yapmadan ilçeyi terk etmeyecek. Ya da sabah sayınızı içmeden kanaat önderlerine gitmeyecek bir genel başkan vaat ediyorum. TÜZÜK değişikliği hepimizin beklentisiydi. Aslında biz sevgili Zeynel Emre'nin, kardeşim gibi severim, yaz boyunca açıklamalarını okuduk. Ne diyordu Zeynel? Genel başkanımız öyle bir tüzük değişikliği getirecek ki Türkiye'de gündem olacak. Ne zaman yapacaktık bunu? Dün yapacaktık. Neden yapmadık? Farklı siyasi endişelerden yapmadık. Şimdi 3 hafta sonrası söyleniyor. Eğer genel başkan, siz takdir ederseniz, devrederseniz değil, takdir ederseniz, genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyoruz, söz veriyorum. Başta genel başkanımızın, sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51, 52, 53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak bunları tüzüğümüze yazacağız. Ama yetmez. TÜZÜK alelacele olmaz. Ben Zeynel'in sözünü yerde bırakmamak için önce bunu yapacağım. Ama esas tüzüğü yerel seçimlerden sonra düşüne taşına, dünyadaki iyi örneklerine bakarak, Türkiye'ye uyarlayarak ve bir daha aşındırılmayacak, yıpratılmayacak bir hale getirerek yapacağım. Ben 2015 yılında Manisa'da yapılan ön seçimde tüm zamanların Türkiye rekorunu kırarak %86 oyla ön seçimden birinci çıkmış. Ondan sonra, doğru mu? Siyasette ondan sonra var olmuş bir evladınızım. 2011'de Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriyken 2009 Manisa yerel seçiminde örgütün takdir ettiği Özgür'le 2007-2011 arası Ethem Sancağ'ın zincir eczanelerine mani olan, Cüneyt Sapsu'nun market eczanelerini For You, sonra A101 oldu, engel olan, Türkiye'deki 24.000 eczacıyı ayağa kaldırıp o Ardahan'daki MHP'li eczacı diyordu ya, hepimizin yediği lokmada bu delikanlının emeği var diye. O Özgür'ün aynı Özgür olduğu görülünce sayın genel başkanımızın davetiyle partiye geldim. 4 yıl cezaevi komisyonu, Soma komisyonu mücadele ettim. 2014'te Manisa Büyükşehir adayı oldum. Tam bir mütabakatla en az isteyen bendim. Ama o tarihlerde hatırlayacak başkanlarım, Vahap başkanım, Mersin'de, Adana'da ve Manisa'da MHP'ye, diğer yerlerde CHP kampanyasıyla o 3 şehir MHP'ye gitti. Şimdi biraz önce televizyonda ben izledim. Bülent Kuşoğlu abim burada. 2015 seçimleri gelince şöyle bir şey oldu. Genel başkanımız ekrana yansıttı. Manisa'da ön seçim, Trabzon'da ön seçim, Bartın'da ön seçim. Bülent Bey usul yönünden söz aldı. Dedi ki 7 aday gösterdik. O zaman Edirne, Kırklareli, Odunpazarı, bir yer daha. 4'ü seçildi, 3'ü seçilemedi. Trabzon'a, Manisa'ya ve Mardin'e, Bartın'a 1. sıra kontenjan koyalım. PM'de alkış koptu. Teşekkür edenler oldu. Sayın Genel Başkanım mütabakat varsa değiştirin dedi, söz istedim. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, siz beni 2011'de kontenjana koydunuz. Ben 2011'de geldim, kimsenin siyaseten tanımadığı birisiyken var oldum. Şimdi benim yerim gitmek, örgüte teslim olmaktır. Siz bu hakkı şu anda partide olmayan başka gençlere kullanın. Hatta o gün dedim ki yanınızdaki yönetici arkadaşlar kendi illerinden ön seçime girsinler. Boşalan yerlere gençleri koyalım. Ben kalktım gittim, Manisa'da örgütüme teslim oldum. 13.000 oyun 11.650'sini alarak ön seçimde şampiyon oldum. Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum. Ayrıca bu ön seçimin çok düşmanı var. Çok düşmanı var. Diyor ki örnek şöyle rastgele birini göreyim. Ensar ya da Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Hatay diyorlar ki Balıkesir'de ön seçim iyi sonuç vermez. Neden? Efendim üyeler Körfez'de, Edremit'i, Ayvalık'ı. Ön seçimde hep Körfez'dekiler birbirine verir. Körfez öne çıkar. Biz merkeze gidince, dağ tarafa, Marmara'ya gidince hadi oyu Körfez'den alın diyorlar. Oysa AK Parti, MHP bir Körfez, bir merkez, bir Marmara öyle yerleştiriyor. Olmaz. Öbür tarafta efendim ön seçim olursa Hatay'da ilçe dağılımı olmazsa sıkıntı olur. Öbüründe başka bir mazeret. Dünya böyle değil ki arkadaşlar. Oturacağız, getireceğiz, fikrinizi alacağız, doğrusunu yapacağız. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyor. Dur, önemli bir şey söyleyeceğim. Sus. Önemli bir şey söylüyorum, ciddi bir şey. Tartışmalı bir şey değil. Dinlemek istiyorlar. Sen dur, bir dinle. Şöyle yapacağız ön seçimi. Bir oy, pusulanın altında yazıyor. Bir oyu merkeze, bir oyu Körfez'e, bir oyu daha kullanacaksın. Kullandığın her 3 oydan birini kadına kullanacaksın. Hangi bölgede seçime katılım oranı yüksekse o bölgeyi de başa taşıyacaksın. Mesela Kocaeli'nde diyor ki Tahsin Daran, Kocaeli diyor, Almanya'da Bavyera diyor. Burası diyor sanayi bölgesi. Buradan bana bir sendikacı lazım. Attığın ilk 5 oydan bir tanesini sendikacıya atacaksın. Bakın iddia ediyorum. En kötü ön seçim en iyi merkez yoklamasından iyidir. Ben ön seçimin mahsur görülen yerlerini kaldırmayı, bir daha ön seçim için yapmama bahanesini bundan sonrakilerin elinden almayı en doğru yol olarak biliyorum. Bakın çok tartışmalı bir grubumuz var. Çok üzülüyorum. Hepsi kardeşim, büyüğüm. İlk seçildiler, geldiler. Dendi ki bunu 8'li masa yaptı. Biraz önce de genel başkanımız dedi. İlk olarak onları gönderdim. Herkes gruptan şikayet ediyordu. Sayın genel başkanımız da ediyordu. Son dönem imzalar olunca grup kıymete bindi. Bu sefer dendi ki grup Özgür Özel'in arkasında diyorlardı. Bu sefer dendi ki gruptan 95 imza alındı. Biraz önce çıktı. Gruptan kaç alınmış, başka yerden kaç alınmış. Ama esas mevzu şu. Merkez yoklamasıyla yapıldığı halde bu partide grupta bir tane sendikacı yok. Grupta bir tane veteriner yok. Biz hem meslek dağılımını, hem bölge dağılımını, hem örgütün iradesini ön plana alan bir ön seçimi mutlaka yapacağız. Öyle bir tüzük yapacağız ki bundan sonra hem merkez yoklamasının avantajını taşıyacak, hem de karar delegede, üyede olacak. Söz veriyorum. Son diyeceğim şu. Hani biraz önce kılıççı bir danışmandan bahsettim. Onun yan odasında bir başkası, öbür tarafta bir başkası. Ben gelince ne yapacaklar? Gidecekler. Bakın, o bir kat boşalıyor ya, o bir kat. Sağcı danışmanların katı. O katta 12 oda var. 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara'ya gelince o 12 ofis örgütün ofisleri olacak. Genel başkan yardımcısını beklerken gidip de yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, faksınız, odanızda telefonunuz, ne zaman görüşeceksiniz? Sekreteriniz diyecek ki, Sayın Başkanım, Genel Başkan Yardımcımız müsaitmiş, ben size eşlik edeyim. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odalarda ilçe başkanlarım, il başkanlarım ofis olarak kullanacak. Söz veriyorum.